Şırnak Üniversitesi kuruluşundan bu yana her geçen gün büyük bir azim ve gayretle çalışmalarına devam ederek başarı grafiğini yükseltmektedir. Üniversite kuruluş aşamasında 4 akademik, 1 idari personel ve 1 geçici personelle başladığı yoluna 255 akademik personel, 184 idari personel, 73 geçici hizmetli personel ve 3108 öğrencisiyle devam ederek büyük bir aile olmanın haklı bir gururunu yaşamaktadır. Üniversite bünyesinde 4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 4 fakülte, 2 enstitü ve rektörlüğe bağlı 3 bölümle 70 açık bölüm mevcuttur. Açık olan 70 bölümün 34'ünde fiilen eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. A+ ekonomi program ekiplerimiz Şırnak ilimizdeki çekimlerinde üniversiteyi ziyaret ederek Rektör Profesör Doktor Mehmet Nuri Nas'tan bilgiler alıyor. Efendim, Şırnak Üniversitesi şu an oturduğumuz yer, kampüsümüz Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin oturduğu Cüdi Dağı'nın eteklerine kurulu ve geminin oturduğu yer hemen bize bir yaklaşık 10 kilometre ötede. Burası insanlığın ikinci atası, Hazreti Nuh'un insanlığın medeniyetini tekrar başlattığı ikinci bir merkez, ikinci atamız Adem Aleyhisselam'dan sonra bütün insanların dedesi Hazreti Nuh'un memleketi. Mehmet Nuri Nas, 2008 yılında kurulan üniversitenin kampüsü hakkında şu bilgileri veriyor. Bizim üniversitemiz Türkiye'nin en genç devlet üniversitelerinden birisi. 2008 yılında kurulmuş. Bu arada benden önceki kurucu rektörümüzü de anmam gerekiyor. Kendisinin gerçekten Ali Akmaz hocamızın büyük emekleri olmuş. Şu an gördüğümüz kampüsün büyük bir kısmı onun döneminde tamamlandı. Onun döneminde projesi yapıldı. Bize son 2,5 yıldır iş düştü. Hala bazı eksikliklerimiz var ama çok güzel bir kampüsümüz var. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bölgede diğer kampüsler de güzel fakat en güzeli Şırnak Üniversitesi'nin kampüsü. Biz burada ülkemizin her tarafından gelecek olan genç kardeşlerimizi misafir etmekten, öğrenci olarak kabul etmekten şeref duyarız. Şırnak Üniversitesi'nin her geçen gün geliştiğini belirten Rektör Mehmet Nuri Nas, programımız aracılığıyla akademik personel yetersizliğini dile getiriyor. Tabii bizim Şırnak maalesef Güneydoğu'nun tamamının kaderi gelen personelin bir an önce kaçmaya çalıştığı bir bölge olması. Burada sadece üniversitelerin değil diğer kamu kurumlarının da sıkıntıları var. Fakat gelen arkadaşların çoğu döndükleri zaman bile memnun ayrılıyor. Bunun için söylüyorum, tereddütü olan arkadaşlara şunu diyorum, özellikle akademik personel için şunu söylüyorum. Gelin bizi ziyaret edin, bir iki gün misafirimiz kalın, ondan sonra gelip gelmemeye kararınızı kendiniz verin diye. Ama maalesef bugüne kadar tam başarılı olduk diyemeyiz. Şu an akademik personel sayımız 245-250 arası oldu. Bir o kadar da idari personelimiz var. Hizmetleri de saydığımız zaman yaklaşık 600 akademik idari ve hizmet personelimiz var. İnşallah her gün biraz daha hızla ilerlemeye devam ediyor, gelişiyoruz. Tabii bölgede yaşanan son 2 yıl yaşanan travma bizi ciddi şekilde durdurdu, yavaşlattı. Ama bu sene inşallah en az %40 personel arttırmayı düşünüyoruz. Mehmet Nuri Nas, üniversite bünyesinde bulunan bölümler hakkında şu bilgileri veriyor. Efendim, bizim üniversitemiz kurulduğu zaman 2008 yılında daha önce Dicle Üniversitesi'ne bağlı Şırnak Meslek Yüksekokulu ve Cizre Meslek Yüksekokulu vardı. Kurulduğu yıl 3 fakülteyle kurulmuş. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi. Daha sonra Silopi Meslek Yüksekokulu açıldı, İdil Meslek Yüksekokulu açıldı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm Otelcilik Yüksekokulu ve Ziraat Fakültesi açıldı. Bu senede inşallah yeni birimlerin açılması için taleplerimiz oldu. Ayrıca yeni daha önce açılmış
birimlerimize, akademik birimlerimize, Turizm Otelcilik Yüksekokulu'na öğrenci alımı talebinde bulunduk. İnşallah bu da kabul görür. Yeni öğrencilerimiz de gelir. Şimdi tabii her ilin başta ısrarla istediği bir tıp fakültesi var. Bir diş hekimliği fakültesi var, bir hukuk fakültesi var. Sağlık bilimlerine yönelik alanlarda bilim istiyorlar. Bunların kararı tabii ki YÖK'e bağlı, hükümetimize bağlı. Biz talepte bulunuyoruz. Bunların hepsini ileriki yıllarda talep edeceğiz. Ama karar tabii ki YÖK'ün uygun bulması tamam. Türkiye'nin dört bir yanından öğrencileri olduğunu belirten Mehmet Nuri Naz, akademik personel sayısını artırmak istediklerini dile getiriyor. Türkiye'nin 72 ilinden öğrencilerimiz var. Yani biz şu an Türkiye'nin en doğusunda bulunan bir üniversiteyiz. Türkiye'yi de saydığımız zaman 4 ülkenin kavşağında bulunan tek üniversiteyiz. Suriye, Irak, İran ve Türkiye. Dolayısıyla bizim aslında potansiyelimiz bizden daha önce kurulmuş olan ve bölgenin daha büyük illerinde kurulmuş olan üniversitelerden daha büyük bizim bir potansiyelimiz var. Çünkü biz Suriye'den çok rahat öğrenci alabiliriz, Irak'tan çok rahat öğrenci alabiliriz. Bizim şu an tamamlamaya çalıştığımız birinci önceliğimiz akademik personel sayısını arttırmak. Geçen sene Irak'tan çok ciddi bir talep vardı. Maalesef bölgedeki olaylar nedeniyle biz tereddüt ettik, almadık. Ama bu sene inşallah gayret göstereceğiz. Komşu akraba ülkelerden de artık bundan sonra öğrencilerimiz olacak. Rektör Mehmet Nuri Naz, üniversite bünyesindeki sosyal alanlar hakkında mikrofonlarımıza şu bilgileri veriyor. Tabii ki öğrencilerin ısrarla istediği konuların başında sosyal aktiviteler geliyor. Bizim üniversitemizde şu an bütün spor tesisleri hazır durumda. Sadece kapalı spor salonumuz bir iki aya inşallah o da biter. Ama futbol sahamız, tenis kortları, voleybol sahası, basketbol sahası, yarı olimpik havuzumuz, yüzme havuzumuz bunların hepsi mevcut. Bunları sadece bizim öğrencilere değil aynı zamanda şehrin de hizmetine sunuyoruz. Şu an lisedeki öğrenciler, diğer kurumlardaki memurlar boş vakitlerinde gelip rahatlıkla kullanabiliyorlar. Bizim çok ciddi konferans salonlarımız var. En büyük konferans salonumuz yaklaşık 1000 kişi alabiliyor. Yeni kampüse taşındığımız zaman ilk iş olarak bir İslam aleminin büyüklerinden saydığımız ve herkesin saygı ve sevgiyle yad ettiği büyüklerimizden Aliya İzzet Begoviç hakkında konferansımızı verdirdik. Daha sonra da Mehmet Akif Ersoy, geçen haftada Selahaddin Eyyubi, inşallah bu silsile devam edecek. Gençlerimize örnek olacak tarihi şahsiyetleri birinci plana aldık. Ama öğrencilerin diğer isteklerini de yerine getiriyoruz. Öğrenciler şimdi buraya geldiği zaman öğrenciler sadece şehre mahkum olmuyor. Öğrenciler sağa sola gitmek ister, gezmek ister. Sonuçta bunlar genç kardeşlerimiz. Cizre'nin kendisi tarihi bir şehrimiz. Eski medeniyetin bütün izlerini, bütün yapılarını taşıyor. Hemen yanı başımızda Hasankeyf dediğimiz dünya kültür mirasında yer alan bir kültürel mirasımız var. Yanı başımızda Mardin gibi tarihi dokuya sahip bir şehrimiz var. Onun hemen yanı başında Dara Harabeleri dediğimiz çok önemli yerler var. Yani öğrenciler gezmek istedikleri zaman sadece Şırnak'ın harika doğal güzelliklerini değil, diğer tarihi yerleri de çok rahat gezebiliyorlar. Öğrenciler burada başka büyük şehirde ayakta, otobüste geçirecekleri zamanı burada derse harcasalar çok büyük bilim adamı ve alim olarak yetişmiş olarak çıkarlar. Böyle bir avantajımız var. Mehmet Nuri Naz öğrencilerin aynı zamanda kültürel kalkınmaya yardımcı olduğunu belirterek Şırnak ilinin Türkiye'nin en genç nüfusa sahip olduğunu ifade ediyor. Şimdi bütün üniversiteler bulunduğu şehrin sadece ekonomik yapısına, gelişmesine değil aynı zamanda kültürel kalkınmasına yardımcı oluyor. Gelen öğrenciler memleketlerindeki kültürün bir kısmını buraya kazandırıyor, kendileri yeni şeyler kazanıyor. Esnaf doğal olarak bu öğrencilerden ekonomik anlamdan faydalanıyor ama en büyük katkı
bilimsel, kültürel ve bilgi anlamında oluyor tabii ki. Şırnak Üniversitesi aslında bölgenin bir ikinci sefinesi oluyor. Ne demek bu sefine? Nuh Aleyhisselam'ın sefinesi medeniyeti yeniden başlatmak üzere Cüdi Dağı'na oturdu. Evet. Burada hem bütün insanlar buradan tekrar medeniyet kurmaya başladılar. Bizim üniversitemizde şu an sosyal çalkantıların önünü durdurmaya çalışan, insanları bu sosyal travmalardan daha az etkilesinler diye gemiye bindirmeye çalışan bir misyonu edinmiş. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Bizim en büyük kaynağımız şüphesiz bizim genç nesil dediğimiz genç kardeşlerimiz. Birçok ülkenin gıpta ile baktığı, sahip olamadığı bir kaynağa sahibiz. Yani Şırnak doğal kaynaklar bakımından çok zengin bir şehir. Fakat Şırnak'ın en büyük zenginliği genç nüfusu. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip bir iliz. Mehmet Nuri Naz, Şırnak bölgesinde tarım ve hayvancılığın son yıllarda tekrar canlanmaya başladığını belirtiyor. Şimdi Nuh Aleyhisselam bir peygamberdi ama aynı zamanda bir çiftçiydi. Hepimizin bildiği gibi gemiye bütün çiftlik hayvanlarından bir çift alınmıştı. Evet. Bunun sebebi de Nuh Aleyhisselam'ın burada medeniyeti ikinci kez başlatması için gerekli olan temel ihtiyaç ziraattı. Hayvancılıktı, tarımdı. Şimdi bölge çok ciddi bir potansiyele sahip. Özellikle hayvan varlığı bakımından bölgedeki olaylar başlamadan önce milyonlarca tarif ettiğimiz bir hayvan varlığı vardı. Burada çok ciddi düşüşler yaşandı. Fakat son bir iki yıldır tekrar canlanmaya başlıyor. Bitkisel üretimde de yeni yeni bahçeler kuruldu. Benim rektör olmama rağmen zaman zaman çiftçilerle gidip bu dağlarda proje yürüttüğüm oluyor. Bizim hedefimiz şuydu aslında, iki sene önce şu hedefi önümüze koymuştuk. 5 yıl içinde 5.000 kişiye iş, 30.000 kişiye aş diye bir proje başlatmak istedik. Projemiz devam ediyor fakat geçen seneki olaylar bizi biraz yavaşlattı. Evet. Fakat bırakmadık inşallah. Bu belki 5 yıl olmaz da 7 yıla çıkabilir. Ama inşallah eninde sonunda bu hedefi yakalayacağız. Rektör Mehmet Nuri Naz, üniversite bünyesindeki hedeflerini şu sözlerle dile getiriyor. Bizim birinci önceliğimiz öğrenci sayısından ziyade akademik personel sayısını arttırmak. Çünkü eğitim öyle bir şey ki siz burada taviz veremezsiniz. Yani Şırnak şartları, Diyarbakır şartları, İstanbul şartları diye bir şey olmaz. Eğitimde evrensel şartlar var. Siz her yerde bu şartları sağlamak durumundasınız. Biz bunun için öncelikle bir akademik personel sayımızı yeterli düzeye çıkaralım istiyoruz. Daha sonra da hem bölgede hem ülkenin diğer şehirlerinden, özellikle Irak ve Suriye'den öğrenci alımını hedefliyoruz. Bizim tahminimiz odur ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde Irak'tan, Suriye'den en az 5.000 öğrenci alabiliriz. Ülkemizin kabul ettiği bütün ülkelerden biz öğrenci kabulünü ve akademik personel kabulünü yapıyoruz. Şu an Mevlana programı çerçevesinde özellikle akraba Türkiye Cumhuriyetlerden hem hoca alımı hem öğrenci alımını ve gönderimini yapıyoruz. Benzer şekilde Avrupa ülkelerine de öğrenci gönderiyoruz, hoca gönderiyoruz kısa süreliğine. Onlar gidebiliyor. Fakat son 2 yıldır Avrupa'dan bize gelen öğrenci pek olmadı. Sadece bizim arkadaşlar gidebildi. Bizimkilerin de ciddi dil sorunu var. Bu nedenle öğrencileri özellikle dil geliştirme konusunda teşvik ediyoruz. Şimdi de A+ Ekonomi Program ekiplerimizden Zeki Onbaşlı, Şırnak Üniversitesi'ni gezerek Rektör Profesör Doktor Mehmet Nuri Naz'dan bilgiler alıyor. Şimdi şunu sormak istiyorum hocam. Buraya gençlik geliyor. Burada tabii uygulama olduğu için burada da eğitim alıyor ve burada da... Bunu biraz seyircilerle açar mısın? Uygulama mescidi. Uygulama camisi bizim kampüsün ana camisi, daha bitmedi. Bitmediği için de cuma namazlarını burada kıldırıyoruz. Buraya gelen ilahiyat öğrencileri pratiği en iyi şekilde bilgi elden öğrenip bunu topluma yansıtmaya çalışıyor. Orada da uyguluyor. Bizim İlahiyat Fakültesi'nin diğer fakültelerden bir ayrıcalığı var. Bizim akademisyen arkadaşların çoğu aynı zamanda
klasik medreseyi de tamamlamış. Yani dolayısıyla hem çağdaş eğitim hem klasik eğitimi bilen hocalarımız var. Bu da öğrencilere çok şey kazandırıyor. Biz burada bu genç kardeşlerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. İlahiyat Fakültesi kadrosu öğrencisiyle, hocalarıyla Türkiye'nin gözde fakültelerinden biri. Bunu samimi söylüyorum. Evet, inanıyorum. Yani çok gelecekte Türkiye'nin ilk İlahiyat Fakültesi içerisinde yer alabiliriz. Çok güzel. Ve sadece Türkiye'ye değil, komşu ülkelere de hitap edebiliyoruz. Evet sevgili seyirciler, şimdi de sizlerin de görmüş olduğu gibi rektörümüz dahi burada sıraya girip öğrenci kardeşlerimizle birlikte simit ve çaylarını alıyorlar. Burada öğlen arası veya sabah kahvaltıdan sonra arasını verdikten sonra burada arkadaşlarımız gelip simitlerini ve çaylarını alıyorlar. Hocam duygunuzu alabilir miyim? Evet, bu simit ve çay veya simit ve çorba uygulamamız her iki haftada bir çarşamba günleri sabahları uygulanıyor. Bizim öğrenci arkadaşlarımız, akademik ve idari personelimiz mesai başlangıcında geliyor, çayını alıyor, simitini alıyor, kahvaltısını yapabiliyor. Öğrencilerimiz bu konuda memnunlar, olumlu tepki alıyoruz. İki haftada bir dağıtımını yapıyoruz. Şu anda üniversitemize bağlı hem merkez yerleştirilir hem de ilçelerimizde İdil, Silopi ve Cizre'de de aynı faaliyet şu saatte devam etmektedir. Rektör Mehmet Nuri Naz, üniversite bünyesindeki sosyal alanları mikrofonlarımıza anlatıyor. Şimdi hemen sol tarafımızda baktığımız bina Mühendislik Fakültesi'nin laboratuvar binası. Bunun hemen arkasında Mühendislik Fakültesi'nin kendi eğitim binası var, idari binası var. Onun bir üstünde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi var. Şu sağ tarafta gördüğünüz İlahiyat Fakültesi, bunun alt tarafında Şırnak Meslek Yüksekokulu binası. Ondan sonra gördüğümüz ise mediko-sosyal olarak daha önce bütün üniversitelerde olan, bizde olan, henüz faaliyete geçmedi ama hazır, yakında o da geçecek. Onun en sonunda gördüğümüz bina ise sosyal tesislerimiz olacak. Orası 5 yıldız konforunda bir otel gibi inşallah. Hemen arkamda gördüğünüz ise bizim yemekhanemiz, 3 dağa birden bakıyor. Çok güzel bir manzarası var. En güzel yerini de öğrencilere tahsis ettik. Harika bir şey, güzel bir duygu. Evet. Şu uzakta gördüğümüz ise solun falan rektörlük binası, hemen havuz başı. Evet. Onun şu üst tarafı kütüphane binamız. Onun arkasında da kültür merkezimiz var. Evet, burası bütün üniversite kampüslerinde artık standart hale gelen bir havuz. Ama bizim havuzumuz birçok üniversitesinkinden daha güzel. 3 bölümden oluşuyor. Üçü de birbirine şadırvan usulüyle bağlı. Şelale şeklinde üst havuz taştığı zaman orta havuza, orta havuzda taştığı zaman en aşağıdaki havuza geliyor. Havuzun hemen kenarında dinlenme yerleri var, banklar var. Şurada gördüğümüz ise açık amfi, orada gösteri yeri, tiyatro yeri ve eğlence yeri olarak hazırlanmış. Karşımızda gördüğünüz ise yaya üst geçidinin alt ve üstünde dükkanlar var, lokanta yerleri var. Evet. Geçen hafta yeni başladı, bir bijuteri hizmete girdi, bir iletişim merkezi hizmete girdi, bir de pastane. Bunların sayısı tabii ki artacak ama yavaş yavaş inşallah buraya gelecek öğrenci kardeşlerimiz üniversite kampüsünün ilk ve son halini mezun oldukları zaman görecekler. Sevgili seyirciler, buna tabii ki ulaşım diyoruz. Ulaşım bir zamanlar çok zordu ama şimdi çok kolay, doğru mu hocam? Doğru, tabii ki şimdi Şırnak'tan Türkiye'nin hemen hemen bütün büyük şehirlerine her gün otobüs kalkıyor. Cizre'den ve merkezden İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya ve diğer büyük şehirlerin tamamına günde birden fazla otobüs kalkıyor. Bir de ulaşımda en büyük kolaylık da tabii ki havayolu. Bizim havayolumuz Cizre ve İdil'e 10'ar kilometre uzaklıkta, Şırnak'a sadece 65 kilometre uzaklıkta bir mesafede. Ve günde en az 3 uçak kalkıyor. Bazı günlerde bu 7'ye çıkabiliyor. Aynı zamanda uluslararası olarak hizmet veriyor. Uçuşlar olmasa bile müşterilerin %40'a yakını da Suriye ve Irak'tan. Dolayısıyla ulaşım sorunumuz yok. Gelen öğrenci kardeşlerimiz tatillerde, hafta sonlarında Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'a veya diğer şehirlere çok rahat bir şekilde bir hafta sonu dahi gidip gelebilirler.